Yukarıda verilen birimlerden hangileri? Biri skaler, diğeri vektörü olan iki farklı niceliğin ortak birimidir. Şurası 1 biri olacak arkadaşlar. Şimdi yani burada hem skaler hem de vektörü olan iki farklı niceliğin ortak birimi olan birimleri soruyor arkadaşlar. Kilogram. Kilogram neyin birimi arkadaşlar? Kütlenin birimi. Kütle kesinlikle skaler bir büyüklük, vektörel bir büyüklük değil. Newton'a baktığımızda Newton birim olarak kuvvetin birimidir ve vektörel bir büyüklüğün birimidir. O halde skaler bir büyüklüğün birimi Newton değildir. Yine metre bölü saniye baktığımızda arkadaşlar sürat ve hız dediğimiz kavramlar var. Hız birim zamandaki yer değişimidir. Yani delta x'in delta t'ye oranıdır. Ve birim arkadaşlar metre bölü saniye. Sürat de birim zamanda alınan yoldur. Yani x bölü t'dir. Birimine baktığımız onun da birimi metre bölü saniye. O halde arkadaşlar metre bölü saniye hem skaler bir büyüklüğün birimi hem de vektörel bir büyüklüğün birimi olduğu için o halde cevap yalnız 3 yani C seçeneği olmalı deriz. Doğrusal bir yolda hareket eden K araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki bilir buna göre 0 2 t aralığında yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. K'nın hızının büyüklüğü düzgün olarak artmaktadır. Arkadaşlar K'nın bu konum zaman grafiği verildiği için grafiğin eğimi hızı verecek. Eğim sabit olduğu için hızı sabit. Yani K sabit hızla hareket yapıyor. O halde birinci ifade yanlış. Hızının büyüklüğü artmaktadır demiş. Hızının büyüklüğü değişmiyor. Sabit hızla hareket ediyor. Bir yanlış. 2. K'nın ortalama hızının büyüklüğü ile ikisine eşittir. K'nın ortalama hızı arkadaşlar ortalama hızı nasıl bulunuyordu? Word eşittir. Toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranıydı. O zaman arkadaşlar K için konuştuğumuzda sıfırdan başlamış. 2 t anına kadar diyelim buralara x x 2x kadar yol almış. K 2x kadar yolu 2t sürede. O zaman L'ye bakalım. L için de arkadaşlar grafiğin başı bu, sonu bu. Yani o da 2x kadar yolu 2t'de aldığı için bunların e, hızların ortalama değerleri birbirine eşittir. İkinci yargı doğru. 3. k'nın ortalama süreti L'nin x'ine eşittir. Sürat neydi arkadaşlar? Sürat alınan yol bölü yani x bölü t. Peki alınan yola baktığımızda arkadaşlar k için 0 ile bakın t kadar x sonra 2 t anında x kadar zaten doğrusal yolda gidiyor bu cisimler. Doğrusal yolda giderken arkadaşlar bu cisimler sonuçta sıfırdan başlayıp 2x'e kadar gelmemişler mi? Gelmişler. Demek ki 2x kadar yol almış. Kim? K. Ne kadar sürede? 2t sürede. O zaman l için konuşalım aynı şeyi arkadaşlar. Bu vk buna da vl dersek. E, vl de yani L'de arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırdan X'e nasıl bir süratle gitmiş arkadaşlar? Süreti eğimine baktığımızda azalan bir eğim. Yani yavaşlamış biraz ee, ama sonuçta bir doğrusal yol boyunca giderken sıfırdan X'e gelmiş. Yavaşlasa da hızlansa da sonuçta bu arahta X kadar yol gitmiş. Sonra X e 2X arasında yine e, süratinde artış olmuş. Yani eğimi artmış ama sonuçta yine ne yapmış? E, X'den 2X'e kadar gitmiş ve toplamda 2X kadar yol aldığı için ve 2T sürede aldığı için bunun da arkadaşlar süreti K'nın ile gördüğünüz gibi aynı çıktı. K'nın ortalama süreti L'nin ikisine eşittir bilgisiyle doğru yani cevap D seçeneği olmalı deriz. O merkezi çemberin KVL noktalarında bulunan X ve hareketleri şekildeki yörüngeleri izleyerek O noktasına ulaşıyor. X ve Y hareketlerine ait inceliklerin hangileri eşit olabilir diye sorulmuş. İlk olarak yer değiştirmelerine bakalım. Yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa mesafedir. Vektörel bir büyüklüktür. O zaman bakalım. Ne yapmıştı arkadaşlar? X ismi K noktasından şuradaki O noktasına gelmiş. İlk konumu ile son konum arasındaki en kısa mesafeye şuna biz ne diyoruz? Yer değiştirme diyoruz. Bu X'in yer değiştirmesi. Gelelim yeni yer değiştirmesine ilk konum burası son konum burası hop baktığımızda yer değiştirme bunun da sağa doğru r kadar bir şiddette ama bu pozitif arkadaşlar artı yönde olduğu için artı yönde r vektörü çizersem buna eksi yönde r vektörü çizeceğim bunların şiddetleri eşit olabilir ama arkadaşlar yer değiştirmeler vektörel olduğu için vektör olarak eşit olmadığından dolayı bunlar eşit olamazlar. Gelin şimdi ortalama hızlarına. Ortalama hızı nasıl buluyoruz arkadaşlar? V ort ortalama hız, toplam yer değiştirmenin delta x'in toplam zamanı oranı. O zaman arkadaşlar, yer değiştirme vektörel ortalama hızla vektörel değil mi? O zaman bunun hızı ile diğerinin hızına baktığımızda ortalama hızları, bunlar vektör olarak yani yön olarak zaten bir kere kaybetti, farklı yönlerde. Ondan dolayı ortalama hızları da eşit olamaz. Ama ortalama sürat skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Skaler bir büyüklük olduğu için ve sürati alınan yol bölü zaman şeklinde bulunuyoruz. Ama zamanı vermiş mi arkadaşlar düzenekte? Yani aynı sürede gerçekleşiyor demiş mi dememiş. Zaman istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bakın x çok yol almış l'ye göre. x'in aldığı yol fazla. x'in aldığı yola mesela 2x diyeyim. y'nin aldığı yolu da arkadaşlar şu yola da x diyelim. E, süreyi bilmediğimiz için buna 2T desem buna T desem bu süratler eşit olabilir. eşit olabilir. Demek ki arkadaşlar süratlerin eşit olabilme imkanı var. O zaman cevap yalnız 3 yani A seçeneği doğru olmalı deriz. Doğrusal yörüngede hareket eden K ve L araçlarına ait zaman grafikleri şekildeki bilir. Buna göre K ve L araçları için inceliklerin hangileri eşittir diye sorulmuş niceliklerinden yani büyüklüklerinden. O zaman 1. 0 t aralığında ivmelerin büyükleri. Arkadaşlar ivme yani acceleration nasıl bulunuyordu? Delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. Yani birim zamandaki hız değişimiydi. O zaman k için yaptığımızda bunun hızı ne kadar değişmiş arkadaşlar? Vektör olarak bakalım yine. Son hızı eksi hızdan dolayı. Eksi v kadar değişim var. Ne kadar sürede? T sürede. Buna biz eksi a diyelim arkadaşlar. Eksi a'lık bir vektörümüz oldu. L'ye baktığımızda AL içinde delta V bölü delta T'den ne kadar hızımız değişmiş? Sıfırdan V'ye son hız eksi ilk hızdan V kadar değişmiş. Ne kadar sürede? T kadar sürede. O zaman bu imeye de artı A diyelim. Yani sadece şiddet olarak eşit olduğunu, sadece büyüklük olarak eşit olduğunu, yön olarak farklı olduğunu söylüyoruz. O zaman bize imelerin büyükleri dediği için birinci ifademiz doğru çıktı. Büyükleri A kadar. 0 t aralığında yer değiştirmeleri. Yer değiştirme hız zaman grafiğinde altta kalan alanla bulunuyor. O zaman bu alana x, bu alana x, bu alana x dediğimizde k'nın altına kalan alan 3x, l'nin altına kalan alan x. Yani yer değiştirmeleri eşit büyükte de değil. t anındaki hızları, t anına baktığımızda x artı yönde. ve hızına sahip mi? Yani hızları zaten grafikte eşit olduğu gözüküyor. Onun için cevap C seçeneği olur. Şekildeki antilop sabit ve hızı ile doğrusal olarak hareket etmekteyken aralarındaki uzaklık D'ye kadar olduğu anda durmakta olan çıta antilopun hareket doğrusunda sabit iğme hızlanarak maksimum hızına ulaştıktan bir süre sonra antilopu yakalıyor. Buna göre çıta harekete geçip antilopu yakalanana kadar geçen sürede çıta ve antilopun hız zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Arkadaşlar çıta duruyor sabit bir yeme eğme, yani ivme yani düzgün olarak hızı artarak antilop da sabit hızla giderek antilobu arkadaşlar maksimum hızına ulaştığında diyor çita maksimum hızına ulaştığında yakalıyormuş. O zaman başlayalım. Bir kere çıtanın hareketi için kırmızı için konuştuğumuzda düzgün hızlanacak. Hız zaman grafiği bu şekilde eğrisel olmayacak. Bu bir kere kaybetti. Çıta kırmızı olmayacak dedik. Kaybetti arkadaşlar. Doğrusal e, eğime sabit olan bir yapıda olacak. O zaman buradaki A, B, C, E seçeneği olabilir. Şimdi gelelim antiloba. Antilop sabit hızla gidiyor. Sabit hızla gidiyor. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi sabit hızla ve sabit hızla. Sabit hızla gitme noktasında bir sıkıntımız yok. Peki durgun olarak mı harekete başlamış çıta? Evet. Yani ilk hızının sıfır olması lazım çıtanın. Sıfır. 0 belli bir hıza başlamış. Bu da gitti. Geriye arkadaşlar C ve B seçeneği kaldı. Şimdi aldıkları yollara baktığımızda ise arkadaşlar çıta daha arkada. Bu x kadar yol alırsa çıta d artı x kadar yol alacak. Yani altında kalan alanın daha fazla olması gerekiyor. Şimdi C seçeneğine bakın. Antilop, antilop gördüğünüz gibi mavi olan altta kalan alan çıtadan daha fazla. Yani antilopun daha ileride olduğunu gösteriyor bu grafik. Ama bizim normal olayımıza göre çıtanın D artı X kadar yani antiloptan fazla yol alması lazım. O zaman arkadaşlar bu grafikte gitti. Gördüğünüz gibi çıta antiloba göre altta kalan alan yönüyle daha fazla yol almış. Yine antilop da arkadaşlar sabit hızla giderek ondan daha az yani x kadar yol almış. Ve bu şekilde arkadaşlar birbirlerini yakalamış olabilirler. Yani burada grafik olarak B seçeneği doğru cevap olabilir deriz. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz KLM yolunu K noktasından serbest bırakılan X ismi KL yolunu TKL, LM yolunu TLM sürede almaktadır. LM yolunu uzunluğu KL yolunu uzunluğunun 4 katı olduğuna göre TKL bölü TLM oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar buraya X dediğimizde buranın 4X olduğunu yani KL aralığın 4 katı olduğunu söylemiş. Peki bunun hız zaman grafiğini çizersek en basit bu grafik ...ve çözülebilir arkadaşlar. Hız zaman grafiğini çizdiğimizde hız zaman grafiğinde altta kalan olan yer değişimini veriyor. O zaman birinci aralıkta cisim ne yapıyor? Eğimi sabit olan bir eğik düzlemde düzgün olarak hızlanıyor. Ve arkadaşlar burada Altta kalan x olacak. İkinci aralığa baktığımızda sabit hızla gidiyor. Çünkü buraya geldiği anda cisme etkiyen net kuvvet sıfır. Çünkü sürtünmesiz bir ortam. O zaman ağırlığında hareket ettirme özelliği yok. Buraya hangi anda gelmişse, hangi hızla gelmişse o hızla sabit hızla gidecek. Ve altta kalan olan neyimiz olacak? 4x kadar bir derdi olacak. O zaman arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. Bu altta kalanın x olabilmesi için burada geçen süre t dersek buranın da arkadaşlar 4x olabilmesi için yani bunun 4 katı kadar olabilmesi için burada geçen sürenin ise hemen e, alttakana alandan yararlanıp bulalım. V çarpı t bölü 2'ye biz x demişiz. Burası ise V çarpı t üssü. V çarpı şu arada geçen süreyi t üssü dersem V çarpı t üssü 4x. Bunları taraf tarafa oranlıyorum. Yani x'in 4x'e oranı 1 bölü 4 eşittir diyorum. Şurası da t V'ler gidince 1 bölü 2'nin, daha doğrusu T bölü 2'nin T üstüne oranı çıkar. Buradan matematiksel olarak olaya devam ettiğimizde T üssünü çekersem bunun 4 katı yani 2T çıkar cevap. Bundan dolayı TKL bölü TLM oranı sorulduğu için 1 bölü 2 olması yani cevabın C seçeneği olması gerektiğini bize gösterir. Doğrusal yörüngede hareket eden ve t sıfır anda yan yana olan K l hareketlerine ait hız zaman grafikleri şekilde kibidir. K ile L araçları arasındaki uzaklık L hareketlisi yön değiştirdiği anda X1, L başladığı konuma geri döndüğü anda X2'dir. Buna göre X1 bölü X2 oran nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar K ve L hareketleri başlangıçta yan yana mı? Evet başlangıçta yan yana olduğunu belirtmiş. O halde hemen bunları canlandırıyorum şu an. K ve L yan yana. Peki ne demişti burada? e, K ve aralarındaki uzaklık D hareketlisi yön değiştirdiğinde hız zaman grafiğinde hareketlinin yön değiştirdiği an T eksenin altından üstüne üstünden altına geçtiği andır. Yani şurası. O zaman grafiğin eğimine baktığımızda arkadaşlar V V olduğu için burası tam ortada kesmiş. Yani T bölü 2 süresi geçmiş. E, bu altta kalan alana eksi yönde X dersem Hop bu altta kalan alan artı yönde 2x'tir. Buraya da x x dediğimde şimdi yapılan hareketlere bakalım. L hareketlisi yön değiştirdi anda x1 yani şuraya kadar x1 kadar aralarında uzaklık var arkadaşlar. Nasıl bir hareket yapıyorlar peki? K artı yönde 2x gidiyor. L ise eksi yönde x kadar gidiyor. O zaman aralarındaki uzaklık şu an ne oldu? 3x kadar oldu. Yani x1 dediğimiz 3x oldu arkadaşlar. Peki L başladığı konuma geri döndüğü anda. L'nin başladığı konuma geri dönmesi için artı eksi yönde x kadar yol aldıktan sonra artı yönde x kadar daha yol alması lazım. Yani T anına gelmesi lazım. O zaman bu artı yönde x kadar yol alınca başladığı konuma geri geldi. K hareketlisi ise ikinci aralıkta ne yaptı? 2x kadar daha yol gitti. Yani o zaman ne oldu? Aralarındaki uzaklık 4x olmuş oldu. Demek ki x2'de 4x oldu. Oranladığımız arkadaşlar buradan 3 bölü 4 oranına ulaşırız. Yani cevabımız C seçeneği olur deriz. Doğrusal yörüngede hareket eden K ve L araçlarına ait konum zaman grafikleri şekilde ekibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. 0T aralığında zaman aralığında L hareketi yavaşlamıştır. Konum zaman grafiğin eğimi hızı verir. Eğim ne yapmış arkadaşlar L için konuştuğumuzda azalmış. Eğim azalan bir grafik var. Eğimi azalıyorsa eğim de hızı verdiği için hızın azaldığını söyleriz. Doğru. Hatta biz burada genç k, yaşlı k, delikanlı k şeklinde anlatıyoruz. Konum zaman grafiği verilmişse arkadaşlar şuna delikanlı k diyoruz. Delikanlı k da sabit hızla gittiğini. Şuna arkadaşlar biz genç k diyoruz. Eğimi şöyle artıyor. Artı yönde hızlandığını, eksi yönde hızlandığını yani cismin hızlanan hareket yaptığını. Yine buna da kamburlaştığı için yaşlı k diyoruz arkadaşlar. Bu da ne yapıyormuş? Yavaşladığını bize gösteriyormuş. Şu aralık kamburlaştığını yani yaşlı k olduğu için yavaşladığını belirtir. Yani 1 doğru. 2. Kabili hareketleri T anında durmuştur. T anında bakın konumları belli bir süre sonra baktığınızda ne yapmıyor? Değişmiyor. Ne demek bu? Konumu değişmiyorsa aynı yerde duruyor demektir. Ve bu da doğrudur. 0T zaman aralığında hareketlerin yer değiştirmeleri eşittir demiş. Yer değiştirme büyüklükleri dememiş. Yer değiştirmeleri. Yer değiştirme arkadaşlar vektörel bir büyüklük. Nasıl bulunuyor? Son konumu eksi ilk konum yardımıyla bulunuyor. O zaman arkadaşlar bakalım. K için konuşuyorum. Delta XK ve Delta XE'yi hemen ayrı ayrı bulalım. K için son konum x. ilk konumda 2x olduğu için eksi x çıktı. L için konuşuyorum. Son konum x. İlk konuda sıfır olduğu için x çıktı. A bunların şiddetleri eşit. Yani vektör olarak bunlar eşit değil. Onun için bu ifademiz yanlış oldu. 1 ve 2 doğru. Cevabımız C seçeneği oldu deriz. X ve Y hareketleri kenar uzunlukları 60 metre olan eşkenar üçgen şeklinin KLM pistinin K noktasından 2 metre bölü saniye hızları ile şekildeki yönlerde aynı anda başlamaktadırlar. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. X hareketlisinin koşmaya başladıktan 30 saniye ve 60 saniye sonraki yer değiştirmeleri eşittir. Arkadaşlar yer değiştirme vektörel bir büyüklük. O zaman yönleri de işin içerisine katacağız. Peki 30 saniye ve 60 saniye X'in konumlarına bakalım. Nereye gelmiş? Arkadaşlar hızı burada 2 olduğu için burası 60 metre, 60 metre, 60 metre diye eşkenar üçgen şeklinde verilmiş. O zaman 30 saniye 30 çarpı 2'den dolayı buraya gelmiş olacak. Yani bunun yer değişim vektörü şu arkadaşlar. ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe burası. Peki 60. saniyede 60 çarpı 2'den dolayı 120 metre yol alınca bu en son buraya geldiği için bunun yer değiştirme vektörü arkadaşlar baktığımızda şöyle bir vektör olmuş oldu. O zaman demek ki bunların yer değiştirme büyüklükleri eşit. Yer değiştirmeleri eşit dediği için bu ifade yanlış arkadaşlar. Yer değiştirme büyüklükleri eşit. 2. Hareketler koşmaya başladıktan 45 saniye sonra yer değiştirmeleri eşittir. Şimdi 45 saniye sonra 45 çarpı 2'den dolayı 90 metre mi? Hop 30 metre gitti. Ay, 60 metre gitti. 30 metre daha gidince şurasına 30 metre dersen buraya geldi. Bu da yine 60 artı 30'dan dolayı buraya geldi. İkisinin de yer değiştirmesi ilk konum ile son konum arasındaki mesafesi eşit. Hem de vektör olarak da eşit. Yani hem yön olarak hem de şiddet olarak eşit. Zaten e, burada yer değiştirmeleri eşit demiş. O halde doğru. 3. Hareketler koşmaya başladıktan 10 saniye sonra ve aralarındaki uzaklık ile 40 saniye sonra aralarındaki uzaklık eşittir. Bakalım bu 10 saniyede arkadaşlar 10 çarpı 2'den dolayı 20 metre yol alacak. Yani şuraya gelecek. Buraya 20 metre yazalım. Y de 10 çarpı 2'den dolayı 20 metre yol alacak. O da buraya geldi. Zaten burası 60 dereceydi. Eşkenar üçgen şeklinde bir yapı kurduk. Yani şöyle yaparsak 20, 20. Burası da 20 metre çıktı. Yani demek ki 10 saniye sonra aralarındaki uzaklık 20. Peki 40 saniye sonra aralarındaki uzaklığa bakalım. 40 saniyede arkadaşlar 40 çarpı 2'den dolayı 80 metre olacak. 60 burası. Hop 20 de böyle alınca şurasına 20 dediğimizde arkadaşlar. Diğeri de hop şöyle şuraya geldi. Buraya da 20 metre dediğimizde aralarındaki uzaklık şurası da 20 20 60 olabilmesi için burada 20 metre olması gerekiyor. Yani demek ki 40. saniyede aralarındaki uzaklık bakın burası 20 çıktı. E bu da eşit olduğunu söylemiş. Doğru mu? Doğru. O halde cevap E seçeneği olmalı deriz. K hareketlisine ait bazı hareket özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hızlama grafiklerinin hangisi K ait olabilir şeklinde sorulmuş. İlk olarak K hareketlisi düzgün olarak hızlanmakta ve yavaşlamakta. Şimdi K hareketlisi düzgün olarak hızlanacak ve yavaşlayacak. Yani parabolik bir eğri şeklinde hızlanma ve yavaşlama olmayacak. O zaman bir kere bu grafikler gitti düzgün hızlanma ve düzgün yavaşlama gerçekleşecek. Peki şimdi gelelim K hareketlisi T sıfır anda durgun. Durgun demek ilk hızı sıfır. İlk hızı sıfır mı? Hayır. Bu da gitti. İlk hızı sıfır mı? Evet. İlk hızı sıfır mı? Evet. K'nın yavaşlama ivmesi hızlanma ivmesinden büyüktür. İvme, eğim. Hız zaman grafiğinde eğimden yararlanıp Bakın buranın eğimi baktığımızda karşı 2 komşuda 2 olduğu için 2 iki bölü 2'den 1. Yani hızlanma ivmesi 1. Karşı bölü komşudan dolayı arkadaşlar 2 bölü 1'den dolayı yavaşlama iğmesi 2. Ne dedi? K'nın yavaşlama iğmesi hızlanma iğmesinden büyüktür. Bakın yavaşlama iğmesi hızlanma iğmesinden ne çıktı? Büyük çıktı. Yani cevap bu çıktı. Ötekine bakalım şimdi. Hızlanma iğmesi karşı bölü komşudan 4. Hop yavaşlama iğmesi karşı bölü komşudan 4 bölü 2'den 2 çıktı. O halde yavaşlama ivmesi hızlanma ivmesinden büyük demişti bu yavaşlama ivmesi hızlanma ivmesinden küçük çıktı bakın yavaşlaması daha küçük o halde bu olmaz yani cevap buradan D seçeneği çıkar